Türkiye gündeminden tekrar merhaba. Konuklarım Ali Öztunç, Zübeyir Kındıra ve Hüseyin Buzoğlu, avukat. Hemen gündeme dönelim tekrar. Gerçekten demin de söyledik, çok önemli gelişmeler var bugün Ankara'da. İki ayrı toplantı oldu. Biri Binali Yıldırım Genelkurmay Başkanı'na görüştü. Akşam güvenlik zirvesi yapıldı. Milli Savunma Bakanı da katıldı. Bu son derece önemli. Karargah rahatsız sözcüğünden kaynaklandığını iddia edenler de var. Bugün Numan Kurtulmuş'un açıklaması da var. Hürriyet gazetesinde yine bir değişim tartışılıyor. Tabii bu kesinleşmedi. Kesin istese bunları bildireceğiz. Genel yan yönetmeninin görevden ayrıldığı şeklinde bize bir bilgi ulaştı ama kesinleşmeden size vermek istemiyorum. Bir de Ali Öztürk şeyi konuşacağız ya. Bir yandan bunları konuşuyoruz. Bir yandan dün bir Melih Gökçe'nin bir tweet'i vardı. Yani iki gün önce, cumartesi günü. Ben onu konuklarımla konuştum. Ama hala aklımda bir soru işareti var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Türkiye'deki bireysel silahlanma, silah ruhsatlarına ilişkin bir bilgi edinme ile ilgili bir cevap gelmiş bugün. Onu da yanıma aldım rakamlarla. Evet. Şöyle diyor Melih Gökçek. Darbe ile ilgili özellikle bu Hürriyet'in karargah rahatsız sözlerinden sonra bu kez darbe teşebbüsü kanlı olur ve halk affetmez. Halk deneyimli. Vatandaşın pek çoğu kendine, çoluğuna, çocuğuna pompalı tüfek almıştı. İki tane tweet evet. atmış şöyle şurada gördüğün gibi. Bu arada hemen bunun üzerine bir rakam geldi. Bu rakam sizlere soracağım. Beni çok ürküttü. Türkiye'de 20 milyon ateşli silah varmış. Ve bunlardan sadece 688 bin ruhsatlıymış. Evet. Ve hızla bir silahlanma dönemi başladı diyor. Yani yaklaşık 19 milyonun üzerinde Türkiye'de ruhsatsız silah var şu an. Ve bu tür sorumsuz yöneticilerin açıklamaları var. Evet. Hemen şunu söyleyebiliriz. Bir defa bir ülkede bu kadar çok milyonlarca ruhsatsız silah edinilebiliyorsa bu ülkede bir defa güvenlik zafiyeti vardır. Kim tarafından yapılıyordur bu zafiyet? Hükümet tarafından. Bu ülkenin İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, askeri birlikleri ne işe yararlar? Bu silahların önüne geçmek gerekiyor. Sen eğer internetten bugün silah alabiliyorsan, bakın internetten silah alınabiliyor, tüfekler alınabiliyor. Bunun önüne kim geçecek? Mevcut siyasi iktidar geçecek. Melih Gökçe'ye gelince bence ciddiye almamak gerekir. Melih Gökçe'nin bu tavrı, hatırlarsanız AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı mıydı? İç savaş çıkar diyordu. Evet. O algıyı yürütme tavrıdır. Çünkü Anadolu'da şöyle bir şey ayırıyor AKP'liler, AKP'nin yöneticileri. Kardeşim referandumda evet çıkmazsa iç savaş çıkar. Birisi bunu söyledi, istifa etmek zorunda kaldı. Medyanın önünde söyledi çünkü. Ama gittikleri köylerde, gittikleri kahvelerde, ev toplantılarında kameralar yoksa, telefonlar kayıt yapmıyorsa bunu her yerde söylemeye başladılar. Nedir bundan siyasi beklenti? Yani bir çıkar mı var? Korku iklimi yaratmak. Korku yaratıyorlar. Korku imparatorluğunu daha büyütmek istiyorlar. Vatandaşı korkutacaklar. Aman diyecek vatandaş da. Güvenliğimiz çok önemli. Aman ülkede iç savaş çıkmasın. Aman şu olmasın. Biz gidelim. Neyi istiyorlarsa lanet gelsin yapalım diyecek güya halk. Beklentileri bu yönde. Ama bu tutmaz. Daha önce de tutmadı. Melih Gökçe'nin tweetlerini de ciddiye almamak gerekir. Ben Numan Kurtulmuş'la ilgili az önce söylediniz. Ona cevap da vermek Tabii istiyorum. Ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni iç siyasete alet etmeyin diyor. Yani hani bir laf vardır ya dinime laf eden Müslüman olsa ya bunu yapan sizsiniz. Kardeşim siz bu Fethullahçı F tipi subayları, FETÖ'cüleri alıp silahlı kuvvetlerde en üst noktalara taşıyıp vatansever, milliyetçi, gerçekten Atatürk milliyetçisi olan ülkesini seven o subayları içeri attırmadınız mı? O zaman siyasete alet etmediniz mi? Devamında bir genelkurmay başkanını yanınıza alıp Umre'ye gitmediniz mi? Umre'ye Genelkurmay Başkanı gidebilir. Çok doğaldır bu. Herkesin kendi inancı kendinedir. Genelkurmay Başkanı'nın Umre'ye gitmesinden daha doğal bir şey olamaz. Ama referandum sürecinde evet kampanyası başlatan bir cumhurbaşkanının yanında gitmesi yanlıştır. Askerlerin, siyasi iktidarla paşaların bu kadar içli dışlı olması yanlıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman bu kadar siyasete alet olmamıştır. Maalesef Silahlı Kuvvetler şu anda siyasetin birebir içerisindedir. İç siyasete alet edilmiştir. Bunu da yapan Adaletle Kalkınma Partisi'dir. Sayın Erdoğan'dır. Çıkıp da kendi yaptıklarını başkalarının üzerine atmaya kalkışmasınlar. Ki şöyle söylüyor Kurtulmuş. Yani sözlerini ben önemsiyorum. TSK 15 Temmuz'da çıkardığı dersle asla siyasetle ilgili değildir. TSK siyasetin içerisine çekilemez. TSK kendi işine odaklanmış vaziyettir. Türkiye'de eski Türkiye değildir.
artık öyle herhangi bir şekilde manşet atarak ne TSK'ya ne hükümete ayar vermek mümkün değildir. Köprünün altından çok sular aktı. Türkiye'de artık sivil irade milletin verdiği yetkiye dayanarak görevindedir. 15 Temmuz'da bunu gösterdi. TSK'da hükümetin sivil irade emrinde görevini yapan Türkiye'nin önemli kuruluşu siyasetin içerisine asla girmeyecek. Yani bu demin yani, konuştuğumuz devamı niteliğinde işte bir taşla iki kuşu değerlendirmeye gerek yok. Ama çok özür dilerim Zübeyir'ciğim. Tek bir cümle söyleyeceğim ben. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasetin içerisine sokanlar bellidir. Adalet ve Kalkınma Partisi olmuştur. Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlarını miting meydan meydan gezdirenler kimlerse Silahlı Kuvvetleri siyasetin içerisine sokanlar da onlar olmuştur. Yeni Kapı mitingi dahil. Ya burada ben Sayın Numan Kurtulmuş'un söylediklerinden yani satır aralarında zaten şu oluyor. Yani arttığınız manşetlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasete çekemezsin derken sanki bundan tamamen hükümetten hiç kimsenin haberi yoktur. Doğan grubu gerçek bir gazetecilik yapmıştır. Hande Fırat'ta gerçekten bunu algı operasyonu için hazırlamış bir gazeteci olarak sunulmamıştır. Öyle değildir de sanki Hürriyet normal gazetecilik yapmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu algı operasyonuna dahil etmeye veya işte hükümeti korkutmaya çalışıyormuş gibi. Biliyoruz ki Doğan grubu zaten hükümete teslim olmuş vaziyette. Yani Doğan grubu bunun aksini ispat edemez. Yılların gazetecisi. Ben yani, sana bir şey soracağım Zübeyir. Biz bunu biliyoruz yani. Doğan grubu hükümetin haberi olmadan bu manşeti atabilir mi, bu haberi yazabilir mi? Asla atamaz ve yazamaz. Yani, sevgili Fatih, sen de yılların gazetecisin. Olabilir mi böyle bir şey? Şimdi, çok zor. Yani genel yayın yönetmeninden geçecek, sayfa sekreterinden, yazı işlerinden geçecek, koyacak, 8 sütuna manşet yapacak, içeride kimler, farklı yani, başlıkla verecek, karargâh rahatsız. Bak mutfakta koyacak, nasıl çalışıldığını biliyoruz. Genel yayın yönetmeninin nasıl çalıştığını biliyoruz. Bu manşeti kurana kadar, sayfaya koyana kadar 40 defa hükümetten en az 5-10 kişiyle konuşulmuştur. Belki de en üst düzeyle konuşulmuştur. En azından Hande 5 kez aramıştır. Teyit alınmıştır. Böyle bir haber yapıyoruz. Sizin görüşünüz var mı diye sorulur en azından. Bundan hükümetin haberi vardı muhtemelen. Yani bana göre kesin vardı. Yani şimdi Numan Kurtulmuş yani bunu ayar çekmek için sanki Doğan grubu hükümete karşıymış gibi değil. Bu bir daha yani çok konuşmak olmadı, gerekiyor bunu. Gerçekten reklam oluyor bu algı. Yani algıya biz de destek oluyoruz hiç böyle konuşarak yok bence. Ama yani asıl daha önemli konular var. Az önce pompalı dediğiniz konu daha önemli bence. Evet, ona peki yani, onunla ilgili ne düşünüyorsun Zübeyir? Yani şimdi bakın bu pompalı tüfekle örgütlenme biçimi. Rakamlar korkunç. Bir vereyim sana rakamları. İstersen bir dinle rakamları. Yani rakamlar çok ürküttü beni. Ülkede bulunan 20 milyon ateşli silahtan emniyet verilerine göre yalnızca 688 bini ruhsatlı. Günde 18 kişi silahlı saldırıya uğruyormuş. 6 saatte 1 kişi ölüyormuş. Ruhsat talebi azalıyor ancak ruhsatsız silahların sayısında artış var. Yılda 1563, günde 4.6 saatte 1 kişinin ateşli silah nedeniyle yaşamı yitirdiği Türkiye'de her 5 olaydan biri ölümle sonuçlanıyor. Yani toplam günde 18 kişi silahla yaralanıyor. 6.796 kişi ateşli silah nedeniyle yaralanıyor. Ne zaman? 2006 ile 2015 yılı arasında. Yani 2009 yılda öyle bir toplum yaratmışsınız ki her 6 saatte bir birini öldürüyorlar. Evet. Ve bu rakamlar 2002 öncesinden karşılaştığında... Bunlar ruhsatlı silahlar değil çoğu. Çoğu ruhsatlı silahlar değil. Şimdi bir de demin onu söyledim. Ona cevap verdi şey ama yani ben hala dikkatimi çekiyor. Bir de bu sorumsuz yerel yöneticilerin bu tür çağrıları var. İşte hadi binde bir ihtimal sokağa çıktılar. Bu kez halk deneyimli. Askerden bahsediyor. Vatandaşın pek çoğu kendine, çoluğuna, çocuğuna pompalı tüfek almış. Ve devam ediyor. Sokağa çıkacak darbeci aklında peynir ekmek de yemedi. Ya şey diyor yine Türk Silahlı Kuvvetleri bir darbe kalkışması yaparsa biz de silahlandık hepinizi öldürürüz diyor. Yani bunu söyleyen de bir Büyükşehir Belediye Başkanı mı? Bir şey daha söylüyor. Üçüncüsü her yerde tedbir alındı. Uçak ve helikopterler hemen vurulup indirilir. Ben bunu da anlamadım. Yani Türkiye'de TSK dışında helikopteri ya da uçağı vurup düşürecek bir silahlı güç mü var ya da bir yani, merkez mi var? Yani o zaman rokatatarlar falan da almışlar ama bunlar pompanın dışında. Soru bu değil mi? Bir güç varsa 15 Temmuz akşamı Ankara'da Gazi Meclisi bombalarken bu silahlar neredeydi? Böyle bir güç. Ama yok. İnsan aklına bu geliyor. Uçak ve helikopter hemen vurulup indirilir. Tamam da TSK da tarafından mı yoksa kendinizin bir Sadat var bunların biliyorsun silahlı bir milis gücü yarattılar. Acaba o Sadat'ın elinde bu tür uçak savar, roketler, bilmem ne bir şey mi var yani? Tamam, soru bu mu? Cevap verelim. Bakın bu pompalı tüfekle ilgili yani silahlanma ile ilgili muhafazakar kesimdeki partilerin ilk örgütlenişi değil.
yani AK Parti iktidarına, iktidara gelmeden önce de özellikle Konya'dan pompalı tüfek satışında çok fazla sayıda artış olduğu tespit edilmiş. O dönemdeki sanıyorum Anayol hükümetiydi ya da Anasol D olabilir, M olabilir. O hükümette o dönemde buna ilişkin ciddi bir araştırma yapıldı ve pompalı tüfeklerin satışına ilişkin de yeni kısıtlamalar getirilmişti. Fakat şimdi özellikle yani bu bizim muhafazakar kesim ya daha doğrusu dindar değil de dinci diye tanımlayabileceğimiz insanların pompalı tüfek alma, silahlanmayla ilgili son dönemde bir artışı zaten duyuyorduk biz. Şimdi rakamlar, senin söylediğin rakamlar çok korkunç. Zaten 15 Temmuz sonrasında da sanki 15 Temmuz'da eksikti darbeyi önlemeye dönük olarak halkın elindeki güç. Şimdi bundan sonra yeniden bir milis kuvvet oluşturuyor ve bu bir siyasi otoriteye bağlı veya siyasi bir güce bağlı bir güç oluşturuyor. Onlar silahlandırılıyor. Bu silahlanma nereye karşı yapılıyor? Bütün soruyu böyle sormamız gerekiyor. Bu silahlanma Suriye'deki terörist örgütlere karşı yapılmıyor. PKK'ya karşı yapılmıyor. Bu veya da Yunanistan'a karşı veya işte düşman sayılabilecek, en azından potansiyel düşman olabilecek hiçbir ülkeye karşı değil. Yani dış güçlere karşı, dış düşmana karşı değil. Siz içerideki bir güce karşılık söylüyorsunuz bunu. Bunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıysa durup düşünmek lazım. Siz Türk ordusunu, ben silahlandım, hareket edersen seni vururum diyorsun. Silahlandım diyorsun, milis kuvvet oluşturuyorsun. Bu çok büyük, çok kötü bir şey ve çok tehlikeli bir durum. Onun dışında halkın gereksiz silahlanması, yani hele ruhsatsız silahlanmalar zaten ülkenin içerisinde terör artışları, saldırılar, cinayetlerin artışıyla ilgili ciddi bir sorun çıkartmak demektir. Eğer böyle bir iddia varsa ki bunu Ankara iktidara mensup bir partinin Büyükşehir Belediye Başkanı söylüyorsa bunun üzerine hükümetin hemen gitmeli, kim silahlanıyor deyip gereğini yapmalı. Hemen gitmeli. Liste vardır eğer belki Gökçek'te. Gökçek'te varsa verir listesini. Hemen vardır. Gitmeli İçişleri Bakanlığı bununla ilgili hemen harekete geçmeli. Hatta duyarlı Cumhuriyet Savcısı artık birisi çıkarsa sen ne diyorsun, kim bu silahlanan, gel bakalım ne oluyor? Türk askerine karşı veya Türk hükümetine karşı, milletine karşı silahlananlar kimler, ver bakalım bu listeyi deyip hemen soruşturma başlatılmalı ve ruhsatsız olan silahlarla ilgili de hem emniyetin içerisinde hem de yargı kanalıyla hemen soruşturma yapmalı. Çok tehlikeli. Bu sadece bir tehdit olarak algılanabilir. Sadece bir tehdit olarak algılanabilir. Yani Melik Gökçek'in bir tehditte bulunuyor. Bakın dikkat edin falan deyip bir algı oluşturma. Ama ya da şu var Zübeyir. Ya da bu sorayım sana. Bir dakika. Sen de gazetecisin. Ya bu tesadüf değil ya. Bak Manisa İl Başkanı aynı açıklamayı yaptı. Ne dedi? Eğer dedi evet çıkmazsa iç savaş çıkarır. Bir diğeri yine bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı. Bu bir savaş, referandum değil dedi. Eğer dedi evet çıkmazsa sokaklardayız dedi. Yine bir AKP'li bayan milletvekili 100 yıllık prangadan kurtuluruz. Bu basit bir referandum değil dedi. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğinde hepsi bir tesadüf de Melih'in de söylediği, Melih Gökçek'in de söylediği bir tesadüf olarak bu sana. Hayır bir tesadüf değil. Bu bir organize bir algı yaratma ile ilgili bir şey. Yani bakın ben bir anket gördüm. Çok da önemli bir yerde, önemli bir kaynaktan bir anket gördüm. Yani sonuç hayır yönünde çıkıyor. Şimdi bu... Tahmin ettiğimiz yer mi? bu anketi ben biliyorsam, ki çok önemli bir anket, ben biliyorsam bunu herkes biliyor. Yani en azından iktidardaki partinin üst düzey yöneticileri, Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil olmak üzere herkes biliyor. Şimdi burada oyların gidişatını değiştirmek için yapılacak şeyler vardır. Çıkar propaganda yaparsınız ama bu demokratik ülkelerde ve demokratik ortamlarda olur. Hukukun işlemediği, demokrasinin çalışmadığı ve faşizan bir yönetimin olduğu ortamlarda siz başka korkutma araçlarını kullanırsınız. İşte pompalı tüfekte iç savaş çıkar demek de bu araçlardan bir tanesi. Şimdi halkı korkutarak yani oy verme bilincini çok da yüksek olmayan insanlara karşı, eğitimsiz halka karşı hayır vermesin, evet versin diye kitleleri bir yerden bir yere taşıyabilmek için korkutma diye bir silah kullanıyorlar. Bunu kullanırken de işte pompalı tüfek iç savaştı diye bir takım korkutma şeyler yapıyorlar. Ama buradaki pompalıyla ilgili, silahlarla ilgili verdiğiniz bilgiler gerçekten soruşturulması ve bir hükümet tarafından
güvenlik kuvvetleri tarafından soruşturulup gereğinin yapılması gereken rakamlar. O bir şey daha soracağım. Peki o zaman bu 16 Nisan basit bir referandum değil. Yani daha doğrusu AKP'nin o kemik dediğimiz o öz seçmeni bunu böyle algılamıyor. Bu varoluş çünkü yaptıkları mesajlarda, Melih Gökçen açıklamalarında, İl Başkanımızın açıklamasında, Milli Eğitim Müdürü'nün açıklamasında. Anladım. Tekrar ediyorsun. Ben onu anladım. Hayır, şunu siz soracağım. Basit mi zannediyorsunuz? Bunu? Hayır, bu sadece yani, her sistem rejim değişmiyor falan deyip bizi kandırıyorlar mı yani? Bu nedir bu? Demek ki çok ciddi bir şey geliyor. Fatih'ciğim, şöyle bir şey var. Şeyde referandum sonucunda 17 Temmuz'da hayır çıkarsa Cumhurbaşkanı yine Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan yine Binali Yıldırım, hükümet yine AK Parti hükümeti, mecliste 361 çoğunluk yine aynı şekilde var. Yani değişen bir şey yok. Bunu bu referanduma bu kadar çok önem atfedilmesinin nedeni, iktidar partisinin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kadar yoğun bir şekilde evet yönünde baskı yapması, korkutmalar, şantajlar, manşetlere algı operasyonları, her aracın kullanılması, açılışlara gitmeler, birlikte el ele çıkmalar, ortak miting toplamalar, bunların hepsi. Az önce söyledim manşetler derken zaten. Bunların bu kadar çok yoğun bir şekilde bu istekli ve hevesli ve yani sosyal alemi hepimiz takip ediyoruz. Orada bazı tetikçilerin tehdit ederek hapse tıkılacaksınız diyerek çok küfrederek bu işe bu kadar çok saldırmalarının nedeni herhalde rejim değişikliği gibi veyahut da çok önemli bir şey olması gerekiyor. Anladım. O nedeni biz bilsek belki makuldür. Biz de ona göre karar veririz. Hatta biz de çalışırız. Ama o nedeni bilmiyoruz. Neyi değiştirdiğimizi bilmiyoruz. Rejim mi değişiyor? Değişmiyor mu? Başka bir şey mi? Yoksa bizim bilmediğimiz bir tehlike var da bize söyleyemiyorlar o tehlikeyi de. O yüzden bu anayasa değişikliği gerçekleşmek zorunda mı? Buna ilişkin hiçbir açıklama yok. Neyi oyluyoruz biz? Yani biz oyladığımız şey şu anda fiili durum olan bir durum var. Tek parti yönetimi veya işte tek adam yönetimi gibi bir fiili durum var. Zaten Başbakan söyledi zaten bunu biliyorsun. Evet. Fiili durum diye. Bunu hukuk zeminine oluşturmak herhalde. İstersen hukuk kısmını söyleyeceğim. Ama sonuçta hayır çıkarsa değişen bir şey olmayacak. Ne bu panik? Neyin paniği bu? Yani ne için böyle bir panik var? Onu anlamakta zorlanıyorum ben. Bilmiyorum siz anlıyor musunuz? Buyurun Sayın Buzoğlu. Siz bu çerçevede devam ederseniz neyin paniği bu dedi Zübeyir Kındır'a. Ben neyin paniğinden önce dikkati çeken olgu şu. Sayın Gökçe'nin ve sizin bahsettiğiniz haberdeki rakamlar aslında Türkiye'nin sorunu değil. Tüm dünyanın sorunu. Silahlarla. Ve bu da yakın geçmişte özellikle ABD Devlet Başkanı Trump'ın Obama'nın bu konudaki yaklaşımına karşı bir tez geliştirmesi ve Amerikan halkının silahlanmaması gerektiği, silah ruhsatlarının Amerika'da bu kadar kolay verilmesinin çok ciddi silahlı saldırılara neden olduğu konusundaki tartışmayla beraber bakılması lazım. Neden? Orada sorumlu insanlar, aydınlar, sorumlu yetkililer Sayın Gökçek gibi davranmıyor. Oradaki tartışılan konu devletin belirlemiş olduğu pozitif kurallara göre silahlanmanın bu kadar kolay olmasının uygun olup olmadığı, Amerikan Anayasası'nın buna izin vermesinin evrensel ilkelere uygun olup olmadığı tartışılıyor. Orada bile eğer siz Amerika'da bir silah almak istediğinizde, Trump'ın en son çıkan kitabında kendisi bu konuda çok daha kolay silahlanılması ve bu konuda vatandaşlarının özgür bırakılması gerektiğini savunuyor. Karşı çıkanlar ise federal olarak eğer sizin bir suçunuz olmadığı dijital olarak verilerde görülüyorsa siz istediğiniz silahı satın alabiliyorsunuz. Fakat sorumlu yetkililer bir vatandaşın devletin güvenlik görevlileri varken bu kadar kolay silah almasının, silahlanmasının yanlış sonuçlar doğurduğunu ifade ediyorlar. Bunlar sorumluluğun bir gereği. Eğer siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanıysanız, örnek olmak durumundaysanız asla bu tweet'i atmamanız lazım. Bırakınız ruhsatlı silah alınmasının teşvik edilmesini, ruhsatsız bir şekilde vatandaşlarınızın silahlanmasını teşvik eder konumdaysanız aslında Türk Ceza Kanunu'na göre suç işliyorsunuz ama demin Sayın Kındıran'ın ifade ettiği gibi bir cumhuriyetin savcısının buna yönelik bir işlem yapacağını tahmin ediyorum en azından bu stüdyoda bekleyen hiç kimsenin böyle bir beklentisi yok. Melih Gökçek hakkında. Gökçek hakkında böyle bir açıklama yaptığından dolayı. Ama Sayın Öztürk şimdi çıksaydı deseydi ki
CHP'ye inananlar, CHP'ye gönül verenler, Cumhuriyet'e inananlar, eğer bir referandum sonucunda bir olumsuzluk çıkar ise AKP veya AKP'nin yandaşları tarafından silahlı saldırılara maruz kalabilirsiniz. Siz de gidin pompalı silah alın. Milyonlarca çoluğunuza, çocuğunuza silah alın denmiş olsaydı tahmin ediyorum yarın sabah itibariyle. Yarın sabah kalmazdı. Yarın sabah dediğimiz genelde saat 12'den sonra olduğu için bu işlemler yarın sabah itibariyle sizin hakkınızda işlem yapıldı. Ama tezat bakın bu. O resmi işlem. Bu sadece bizim de şu anki konuştuklarımız dahil. Tüm dünyada tartışılan konular. Problem orada asla bu sorumsuz yöneticiler bu şekilde açıklama yapmadıkları gibi bir gazetenin manşetinden dolayı herhalde sadece Trump'ın Beyaz Saray'a bundan sonra bu yayın gazeteciler, bu görsel medya girmeyeceği örneği dışında hiç kimse bunları çok üst düzeyde ne tartışıyordur ne de ilgili Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanı'nı çağırmıyordur. Bunlar yaşanmıyordur. Fakat demin Sayın Kındıran'ın söylemiş olduğu ve sizin de ifade ettiğiniz Türkiye'de eğer referandumdan sonra 16 Nisan'dan sonra bir iç çatışma yaşanma tehdidinin üst perdeden ifade edilmesinde bana göre şu etken oluyor. Takdir edersiniz ki bir seçmen, bir yurttaş oy kullanırken birkaç kriterden hareketle oyunu sandıkta veriyor. Bunun ilk göstergesi güvenlik, istikrar. Fakat güvenlik ve istikrar konusunda demokratik hukuk devletiyseniz zaten bunlar bir endişeye sevk etmeyeceği için seçmenin oy vermesinde veya bir referandumda oy vermesinde aslında ana kriter nedir? Bireysel çıkarıdır. Yani o referandum sonucunda elde edilecek bir netice kendisinin bireysel çıkarlarına uyacaksa seçmen veya oyunu kullanan kişi gidiyor sandığa evet veya hayır veya bir seçim söz konusuysa ilgili parti lehine oy veriyor. Fakat bir önceki ara vermeden önce konuştuğumuz gibi Türkiye'de maalesef algılar üzerinden yürütüldüğü için neticesinde seçmenlerin bireysel çıkarlarından çok güvenlik ve istikrar üzerine oy verdirme stratejisini AKP ve mevcut şu anki üst düzey yönetimi belirlediğinden dolayı biz bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Pompalı tüfek sayısı 20 milyon sayısı, 688'in geri kalan tüm silahlarının ruhsatsız olması, bir büyükşehir belediye başkanının çıkıp sorumsuz bir şekilde çoluk çocuğun herkesin silahlandırıldığının ifade edilmesinin arkasında, demin sizin de ifade ettiğiniz gibi yerelde basına çıkmayacak, ulusal medyaya yansımayacak şekilde bunları kendi seçmen kitlelerine söylemelerinin nedeni, seçmende güvenlik ve istikrar konusunda endişe yaratıp eğer biz olmaz isek siz güvenlik ve istikrardan mahrum kalacaksınız. O nedenle bize vermek zorundasınız dedikleri için. Aslında bunun çok yakın tarihte örneğini de yaşadık. 7 Haziran ve ertesinde 10 Ekim 110 tane masum insanın öldürülmesi 1 ve Kasım. 1 Kasım'a gelinen Doğru. süreç Diyarbakır'daki patlama ve doğudaki olaylar. Bütün bunlara beraber baktığımızda hep bu güvenlik ve istikrar üzerinden seçmeni etkileyebilmek için yaptıklarını görüyoruz. Fakat bunun karşılığında söylenmesi gereken nedir? Demin ifade ettiğim gibi kim bunu yazıyorsa Cumhuriyet'in savcısının o kişinin mahkeme önünde hukuk devletinin tüm ilkelerine uygun olarak hesap vermesini sağlaması, eğer bununla ilgili bir güvenlik açığı varsa İçişleri Bakanlığı'nın derhal bugün ilgili birimlerine talimat verip bununla ilgili 5.000, 10.000 kişilik bir huzur operasyonları yapılıyor ama bahsettiğiniz 20 milyon tane silah bulunmuyor. Bu başka bir endişeyi daha beraberinde getiriyor. Eğer bu 20 milyon yani siz seçmen sayısından hareketle konuştuğunuzda hemen hemen seçmen sayısının yarısı kadar kişinin silahlandığını ve bunların da bu bahsedilen partinin üst düzey yöneticilerinin talimatıyla çoluk çocuğuyla beraber silahlandırıldığını görürseniz bu huzur operasyonlarında demek ki bu silahların hiçbirinin izine rastlanmıyor ve bulunmuyor. Seçim güvenliği de yoktur o zaman. Bir yerde depoluyorlar demek ki bunu. Peki bu da sayımız şey bu referandum sonrası siz bu çağrılara rağmen eğer hükümetin ya da iktidarın isteği ya da beklentisi doğrultusunda bir evet çıkmazsa
Türkiye'deki bir iç çatışmaya sürükleme riskini görüyor musunuz? Samimi olarak soruyorum size bunu. Ben böyle bir iç çatışma riskini görmüyorum. Ben de. Eğer asla. Bakın. Olmaz. Asla eğer bir şey olmaz. İç çatışma riskini görüyorum diyebilmeniz için 1919'lardan itibaren Türkiye'nin yakın siyasi tarihine baktığınızda böyle bir iç çatışma söz konusu değil. Eğer bahsettiğimiz anlamda sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasına Türkiye'nin mahkum edilip edilmeyeceği üzerine bir referandum söz konusu. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı Türkiye'ye hakim olmazsa iç çatışma çıkacak diyebilmeniz için Kurtuluş Savaşı dönemindeki bu halkın birlikteliği, Sakarya'da dökülen kanlar, Çanakkale'de dökülen kanlar, 80 öncesindeki Türkiye'nin belli merkezlerinde bu iç çatışma ve provokasyonlar için yapılan eylemlere halkımızın göstermiş olduğu sağduyu. 2002'den sonra biraz önce konuşmuş olduğumuz 7 Haziran'dan sonraki patlamalara rağmen gösterilen sağduyuyu bir tarafa bırakmamız gerekir. İç çatışma sözünü kim daha fazla ifade ediyor ise AKP'nin tüm seçim sandıklarına götürdüğü stratejinin maalesef bir manevelası, aleti olmaktan öteye gitmez. Teşekkür ederim. Belki burada söylenmesi gereken şu, neden referandum, belki de herhalde bugünkü programın da bir kısmını teşkil edecek konu, oraya da geçebiliriz diye düşünüyorum. Neden anayasa değişikliği yapılma ihtiyacı duyuluyor? Fakat şu anda gündemde tartışıyoruz. Bir şeyi göz ardı ediyoruz izlenimi var bende. Sayın Öztunç 5 ili gezdiğini ifade etti. Bana göre halkımıza öncelikle evet bu kadar büyük bir sağduyuya sahibiz. 150 yıllık bir meclisten, meclis geçmişimizden bahsettiğimizi söylüyoruz. Bazı kesintileri olsa da 1923'ten itibaren bir meclisimiz var. Evet. Bu konuda gazi olduğunu ifade ediyoruz. 15 Temmuz itibariyle ciddi soru işaretleri olan bir bombalanmış bir hakikaten bir gazi meclisimiz var. Ama önce halkımıza anlatılması gereken şey neden demokrasi, neden anayasa, neden anayasa mahkemesi, neden anayasal kurumlar var ve biz neden şu anda bu referandum sürecine gidiyoruz? Çok özetle şunun vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Neden anayasa var? Çünkü insanlık tarihi. Ta Atina demokrasisinden itibaren neticesinde temel hak ve özgürlüklerini kendilerini yönetenlere karşı koruyabilmek ve bu konuda yönetenlerle yönetilenler arasında kesin pozitif kurallar ortaya koyarak yönetenlerin yönetilenleri sömürmesini, onların temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırılmasını engellemeye yönelik bir bağıt, bir sözleşme söz konusu. Felsefede toplumsal sözleşmeden birçok bununla ilgili ifade var. Şuna topluma, yok şuna geleceğim. Bu çok akademik yok, bir şey olur. Yok, çok şuna, zor olur. Çok şuna geleceğim ben. Eğer anayasanın mevcudiyet nedeni tüm yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması için. Temel hak ve özgürlüklerin bu korunmasında bakın Türkiye'de çok ciddi bir pratik problem var. İlk bölümde konuştuğumuz sadece bir rahatsız kelimesinden duyulan büyük rahatsızlık neticesinde medyanın Türkiye'de dördüncü kuvvet olmaktan ne kadar uzak olduğunu söylüyoruz. Sizin yayın kanalınızı tenzih ederek bugün dönüp şu konuştuğumuz konuları Türkiye'deki herhangi bir başka bir yayın kanalında söyleme olanağınız var mı? Yok. Yok. O zaman yoksa dördüncü kuvvetin Türkiye'de olmadığını söylüyoruz. Bundan önce ifade edilmeyen fakat referandum kararıyla beraber mevcut siyasi iktidarın en önde gelen bakanları zaten kuvvetler birliği vardı. Zaten bir kişinin iki dudağıyla milletvekilleri seçilir, iki dudağıyla yasalar belirlenir ve bunun ötesinde başka muhalefetin hiçbir şey yapma şansı da yoktur diye açıkça ifade ettiler. Kuvvetler birliği yani yasama yürütmenin evet. de birlikte hareket ettiği ortada. Yargının özellikle Eylül 2010'daki referandumdan sonra kendilerinin bizzat ikrar ettikleri yapılanmanın ne boyuta geldiği günümüzde ortada. O zaman problem şu. Anayasada, Anayasa Mahkemesi'nin özellikle bugünkü konumu da dikkate alındığında aslında anayasada Cumhurbaşkanı'nın varlık nedeni tek bir şeyden kaynaklanıyor. Yurttaşın temel hak ve özgürlükleriyle ilgili yasama ve yürütme anayasaya aykırı bir işlem yasa yaparsa veya bir işlem gerçekleştirdiğinde
O zaman Cumhurbaşkanı tarafsız konumuyla yurttaşın temel hak ve özgürlüklerini korumak için bu yasal düzenlemeyi yeniden yasama organına göndersin diye Cumhurbaşkanı var. Yani yürütmeyi daha da hızlı bir şekilde gerçekleştirsin diye Cumhurbaşkanı yok. Anayasa Mahkemesi'nin varlık nedeni de eğer olur da yasama ve yürütme ve Cumhurbaşkanı'ndan geçmiş ancak temel hak ve özgürlüklerimize aykırılık teşkil eden bir düzenleme varsa, düşünün 80 milyonun iradesinin de üstünde oradaki üyeler bu 80 milyonun iradesine rağmen anayasaya aykırı bir yasayı geri gönderme yetkisine sahip. Pratik olarak bugün Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir bağımsızlık ve tarafsızlığa sahip olduğunu söyleme imkanımız var mı? Pratikte yok. Yok. Şimdi ama biz temelde. Eğer anayasadaki mevcut bu referandum evet olur ise o zaman bizim yurttaşlar olarak temel hak ve özgürlüklerimizin tüm güvencelerini kaybetmiş olacağız. Ben çok akademik anlamda girmek istemiyorum. Estağfurullah. Yani hocam, şöyle eğer biz bu olguyu ve nedenlerini bu şekilde ortaya koymazsak sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam diktasına gidiş veya rejim değişikliği diye ifade edersek o zaman sonuçları tartışmaya başlarız. Sonuçlar üzerinden de bir yorum yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet. Bugün Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Yarın bir başkası olur. Ali Üstünç olabilir. Şüphesiz. Yarın Zübeyir Kındıra da olsa tahmin ediyorum eğer bizler gerçekten insanlık tarihinin yöneten yönetilen, ezen ezilen bu tarihini, kanlı tarihini bir tarafa bırakıp sadece bu sonuçları konuşmaya başlarsak dördümüz arasında bile Zübeyir Kındıra Cumhurbaşkanı olmuş olsaydı kendisine benim temel hak ve özgürlüklerimi koruyacak son merci bağımsızlık ve tarafsızlığını kaybedecekse eminim üçümüz de buna karşı çıkardık. Anayasanın varlık nedeninden dolayı. Teşekkür ederim. Söylüyorum. Doğru. Zübeyir bir şey soracağım. Hadi sana da döneceğim. Zübeyir sen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştün. Bu yeni kitabın dolayısıyla. Kitabını da bu arada gösterelim bu yeni evet, kitabın. Herhalde sonraki bölümde biraz Fethullah Gülen terör örgütünü konuşacağız. Şeytanın İmamları diye bu kırık cop. Bu iki, kaçıncı kitabın bu? Bu yedinci kitap. Yedinci daha kitap. Önce biliyorsunuz Fethullah Gülen terör örgütüyle ilgili ilk kitabı yazan kişiyim ben. İmamın copları diye değil mi? Fethullah'ın coplarını Fethullah yazmıştım. Copları. 99 yılında yazmıştım. O günden bugüne kadar bu örgütle ilgili çok sayıda çalışmam oldu. Bu da en son çalışmam. Piyasaya da şu anda bir hafta oldu yayınlanalı. Bu kitapla ilgili herhalde sonraki bölümde konuşacağız ama sen herhalde bu kitapla ilgili bir şey soracağım. Sayın Kılıçdaroğlu'na da uğradım. Bugün de Sayın Bahçeli'ye uğradım. Onu soracağım da önce bir şey söylemek istiyorum. Tabii bu arada bir şeyi de vurgulamamız lazım. Biz Sayın Bahçeli'ye, Sayın Devlet Bahçeli'ye haklı gerekçelerle neden böyle bir tavır değişikliğine gitti diyoruz ama bir tane daha gizli kripto AKP'li bir güç daha var Türkiye'de. Mesela demin sen söyledin beni kendi kanallarına çağırırken AKP ile başbakana vurmayacaksın diye ulusal kanaldan bahsediyorum. Yani bir sohbet sırasında söyledin ama AKP ile FETÖ'yü bahane ederek böyle içli dışlı olan aralarında su sızmayan bir Doğu Perinçek'in Vatan Partisi var. Mesela geçen kendisine geldiğinde de burada sordum. Yani Başbakan Erdoğan'la aynı çizgideyiz ne demek? AKP ile aynı yolda yürüyoruz ne demek? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Neden bugüne kadar hiçbir icraatına Recep Tayyip Erdoğan ya da AKP'nin karşı çıkmadınız da bugün ya hayır olsa fena olmaz ama evet çıksa da bir şey değişmez noktasında iki arada bir derede suyu götürüyorsunuz. Ve kendisi dışında herkes darbeci, kendisi dışında herkes komplocu, kendisi dışında herkes Amerikancı. Yani bir tam çizdiği tabloda ama bakıyorsunuz ki MHP değil aynı zamanda bir kripto AKP'li bence bir vatan partisi de var. Sen bu Sayın Bahçeli yaptığın görüşmede ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yaptığın görüşmede izlenir neler bu bir de bu Vatan Partisi'nin konumu hakkında diyeceğim bir şey varsa onu da almak isterim. Ya her partinin kendi siyasi görüşü var. Yani şu anda benim karşımda bir muhatabım olmadığı için onlara yönelik herhangi bir yorum yapmak gibi durumda değilim. Ama zaman zaman uyguladıkları politikalar ve açıkladıkları düşüncelerini bazılarını beğendiğimiz de oluyor ama çoğunu eleştirdiğimiz şaşırttı konular oluyor. Şaşırttı ama seni değil mi? Beni çok şaşırtan şeyler var. Mesela işte gerçi yayın dışı konuşmuştuk ama Ulusal Kanal'a beni 17-25 Aralık sonrasında çağırdıklarında Fethullah Gülen terör örgütüyle ilgili sorular sorduklarında
Ama bu eleştiriler yaparken terör örgütüyle AKP hükümetinin ortaklığına falan değil mi? Sayın Başbakan'a, dönem Başbakan'ına da Sayın Erdoğan'a yönelik de herhangi bir eleştiride bulunma sakın diye uyarda bulmuşlardı. Bu demek şeydi, ki ulusaldı, evet. Demek ki böyle bir yaklaşımları yani var. Yani herkesin bir doğruluk payı var. Evet, buyur, devam. Yani sizin yaptığınız önceki şey konuşmayı bilmiyorum tabii de. Yani ben öyle bir anı yaşadım tabii ki yani o dönemde. Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve Sayın Bahçeli'yle görüşmem sonrasında bugün ilginç şeyler yaşadım. Ben tabii Sayın Bahçeli'yle görüşmeme birçok insandan tepki geldi. Neden diye şöyle bir baktım. Çünkü Sayın Bahçeli'nin son dönemde izlemiş olduğu politika birçok kesim tarafından, kendi tabanı tarafından da eleştiriliyor. Ben tabii ki görüşmeler özel görüşmelerdi. Her ikisiyle izlenimlerimi anlatabilirim. Sayın Bahçeli'nin bana göre kendi mantığı ve siyasi bilinci içerisinde bir tutarlı tarafı var kendisine göre. Yani bana göre doğru olup olmadığını söylemeyeceğim. Kendisine göre bir tutarlı taraf var. O beni dinlemiyor bu halk. Ben anlatıyorum, bu basın organlarındaki gazeteciler de beni dinlemiyor. Dinleseler anlayacaklar dediği bir bakış açısı var. Temel olarak fiili bir durum yaratıldığını Türkiye'de ve bu fiili durumun en azından hukuki zeminde durması gerektiğini, bu fiili durumun hukuka uygun hale getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Ben sanıyorum bunu yaparken de hükümetin ve Sayın Erdoğan'ın bu değişikliği şu ya da bu şekilde zorlayarak da olsa yapmak istediğini, bunu yaparken de Sayın Bahçeli'nin partisinin ve Sayın Bahçeli'nin görüşlerine çok da zıt olan, hatta onlar açısından tırnak içi söylüyorum, rakipten öte düşman gibi gördükleri bir HDP gerçeği var. Onlarla birlikte onların oy çoğunluğuna dayanarak yapılacağını ya da daha da ötesi Kürt seçmeni yanına alarak bu değişikliği yapacağını ve mutlaka yapacağını, bu değişiklik yapılırken HDP'nin yanı sıra Kandil'den de PKK'dan da ya da İmralı'dan da bir takım telkinler olacağını ve Erdoğan'ın ister istemez oy alabilmek için, referandumu geçirebilmek için bu kesimlerin bazı isteklerine evet diyebileceğini, PKK ile işbirliği yapmak endişesiyle PKK bu böyle bir şey söylemedi yani. Hayır, ben yok, izlenim ben olarak söylüyorum yani. Yani AKP'nin en azından eyalet federasyon konusunu o 125. maddede hazırladığı yani, gibi getip geçirmesi, geçirebileceğini, çünkü evet. bu anayasa değişikliği paketini geçirebilmek için Kürt oylarına ihtiyaç olduğunu düşünen Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP hükümetinin böyle bir çaba içerisine girebileceğini, buna yol açmamak için yani AKP'yi HDP'ye ya da PKK'ya mecbur bırakmamak için kendisinin devreye girip destek verdiğini düşünüyorum. Benim yorumum bu, izlenimim bu. Ama kendisinin bana aktardığı, net olarak aktardığı bir şey var. Anayasanın ilk 4 maddesi ve üniter devlet yapısının korunması gerektiğini ve bunun içinde her şeyi yapacaklarını söyledi bana. Bu aktarabileceğim bir bilgi. Şimdi bu söyleyeceğim Zülfü, yani anayasal çerçevede kalmasına ne gibi sakınca var ki? Anayasayı fiili duruma niye uydursun bir siyasi parti durup dururken? Yani, sistem rejim değişikliği niye tercih etsin? Tamam, şöyle bir şey. Yani niye var olan anayasa uydurmak varken anayasayı paramparça edip adamın keyfi, isteği, beklentisi doğrultusunda bir Fatih sistem Bey, mi oluşturmak Fatih var? Bey, bakın şu anda Türkiye'de yaşanan zaten bütün sıkıntımız bu değil mi? Şu anda Türkiye'de mevcut bir iktidar var, çoğunluğu var ve bu çoğunluğu geçemiyorsunuz. Yani muhalefet olarak, ciddi bir muhalefet ortaya çıkartıp işte çoğunluğu geçemiyorsunuz. 15 yıldır da hiçbir seçimi kazanamıyorsunuz. Burada bir çoğunluk var ve istediği gibi at oynatıyor meydanda. Şimdi siz bunu geçemiyorsunuz. Fiili bir durum yaratmış. Hukuk çiğnenmiş. Öncelikle yani hukuk çiğnenirken yaşanan süreçler var. Bunları da anlatmak lazım. Yani nasıl terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne teslim edildi, nasıl orada örgütlenmeler oldu, Yargıtay'daki seçimler 140 kişilik üye listesini getirip dayatma, sinevizyonlar konularak isimlerin üzerinde tek tek konuşma, terör örgütü mensuplarıyla anlaşmalar. Yani bunların hepsinin konuşulması gerekiyor ama fiili bir durum var. Bir güç var karşınızda ve hukuku, evrensel hukuku çiğneyerek de olsa
kendi anladığı veya kendi zihniyeti veya kendi anladığı anlayışına uygun bir düzen yürütüyor. Bir politika izliyor. Ve bunu kendisi doğru olarak kabul ediyor. Siz ister beğenin ister beğenmeyin. Siz nasıl çoğunluk buluyorsunuz? Ben şahsi görüşümü evet. söylüyorsunuz. Söylüyorum zaten. Doğru değil diyorsunuz değil mi size göre bu? Söylüyorum zaten. Hukuk çiğnenerek demek ne demek? Bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani, sanki söyleyince çok böyle... net, yani net söylüyorum galiba. Ben yani satır aralarında vermiyorum. Hukuku çiğneyen Sayın Bahçeli mi burada? Hukuk çiğnenerek yapılıyor ise ve siz bunu engelleyemiyorsanız Sayın Bahçeli zannediyorum çiğnenen hukukun daha fazla çiğnenmesine herhalde göz yummamak için bari bu fiili durumu hukuka uyduralım veya hukuku fiili duruma uyduralım. Bir şekilde uyduralım diyor. Siz yapılanları yani uygulamayı tek adam yönetimini ya da başkanlık, yarı başkanlık veya başkanlık sistemi dediğin şeyi başbakan açıklamadı mı? Fiili durum zaten başkanlık siz sistemi olmuştur diye. Bahçeli'nin bu düşüncesini nasıl yorumluyorsunuz dedim ben. Pardon siz başka bir şey söylüyorsunuz. Tabii, ben şöyle bakıyorum olaya. Yani az i̇kna önce Fatih Bey'de... İkna oldunuz mu bir gazeteci olarak ikna oldun mu Zübeyir? Ben açıkçası şöyle bakıyorum. Evrensel hukuk ilkelerinin dışına çıkılan her konuda bir sıkıntı var demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuka uygun, evrensel hukuk ilkelerine uygun bir mevcut yönetimi ve kuvvetler ayrılığına dayalı özellikle bir yönetimi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hükümet döneminde de yoktu. Bu referandum geçse de olmayacak. Bundan önceki hükümetler döneminde de yoktu. Ama bu hükümet döneminde özellikle çok fazla yıpratıldı, çok fazla çiğnendi. Bunun nedeni yani 15 yıl boyunca Fethullah Gülen terör örgütü, bugün kendilerini terör örgütü dedi. İlk kez ben söyledim ama sonra onlar da terör örgütü dediler. O terör örgütüyle beraber hukuku çiğnemeleri, o terör örgütüyle beraber hukukun her tarafını, devletin tüm kurumlarını laçka haline getirmelerinin sonucudur bu. Şimdi geldiğimiz noktada çıkış arıyorlar belki de. Belki de bir çıkacak bir kapı arıyorlar. Bunun içinde yani Sayın Bahçeli kendi kendisini ikna etmiş bu konuda da. Sayın Bahçeli tabanını ya da alttakine de ikna edebilmiş bakın, mi? Bakın az önce Sayın Öztürk benim ağzımdan zorladınız. Benim yani. Ağzımdan hayır zorlama değil. Benim ağzımdan şunu duymak istiyor. Sayın Bahçeli sizi bu gerekçelerle ikna etti mi diyor. Bakın ben merak ediyorum. Çok net söylüyorum. Hayır ikna olmadım tabii ki. Yani ben evrensel hukuk kimse ikna olmuyor merak etmeyin. Bakın ben ikna olmadım ama Sayın Bahçeli'nin kendine göre üniter yapıyı korumak ve anayasanın ilk dört maddesini korumak için başka çaresi olmadığına ve bu nedenle Kürt oylara veya HDP'ye veya başka bir unsura Sayın Erdoğan'ı teslim etmemek için kendisinin destek olduğu yönündeki tezini kendi içerisinde bir tutarlılığı var. Siz beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama ben bunu anlatırken o kişi, bunu söylerken Sayın Bahçeli, siz biraz dinlemeniz gerekiyor dedim. Sadece söylediğim o. Evet, ama bu peki. Onu desteklediğim, onun görüşlerine %100 katıldığım anlamına aynen. Gelmiyor. Ona bakarsın. Başka şeyler de var yani. Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptınız ki şunu vurgulamak lazım. Bunu bu belki ekranlardan ilk defa söyleyeceğim ama yani Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten Türkiye için bir şans. Yani nasıl yağmurda bir saçak altı ararsınız o yağmurda ıslanmak için ve o saçak altını bulursunuz. Ana Muhalefet Partisi büyük bir şemsiye oldu bu. Eğer bu referandum bir şekilde ki ben zannetmiyorum ben de geçeceğini çok aklım kesmiyor ama geçse bile Türkiye'de hayır oyları önde ama evet çıkacak. Nasıl olacak o? Yani daha nasıl açık söylenir ki bu cümle? Hayır oyları önde ama evet çıkacak. Yani sandıkta şahsi görüşümü söylüyorum. Sandıkla mı oynayacaklar? Seçimle mi oynayacaklar? Bilmiyorum nasıl yapılıyor. Bugüne kadar siz bütün seçim sonuçlarının hepsini güvenli olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Umarım olmaz. Öyle bir şey olmaz. Ben birazdan onu da o konuya değineceğim. Lütfen anlatın. Yani işte, tabii. Şimdi Ali'ye döneceğim de. Muhalefet o zaman gelecek. Şunu anlamaya çalışıyorum. Yani halkın bu anlattığınız hukukun çiğnenmesi olayında bir yerde bütünleşmesi, bir yerde bir araya gelmesi, bir yerde bir en azından bir bütünlük arz etmesi lazım ki var olan hukuk dışı, var olan demin de söyledin ki örtülü faşizm, bir dikta dayatması, buna karşı bir direnecek silahla müdahale etmeye hazırlanan insanlar bile var. Bir çılgın bile ki ben de inanmıyorum bu ülkede çatışma olmaz ama nasıl bir çatı lazım Türkiye'ye bu? Yani bu depremi atlatmak için eğer bu referandumu atlatabilirse Türkiye. Evet ben şimdi önceki CHP ile ilgili sözlerinize hem katılıp hem katılmadığımı söyleyerek devam edeceğim. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi gerek kuruluşunda, gerek tarihçesinde, gerek kurucularının felsefesiyle Türkiye Cumhuriyeti için vazgeçilmesi mümkün olmayan partilerden bir tanesi. O felsefeden bahsediyorum. Partiden öte felsefesinden bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adı, yani parti olarak konuşabiliriz ama
real gerçeklik ama bir ülkede muhalefet partisi, güçlü bir muhalefet partisinin varlığı zorunludur demokrasi için. Ya bir bu, şu anda bunu Cumhuriyet Halk Partisi temsil ediyor olabilir ama başka bir parti de olabilir. Mutlaka muhalefet olmak zorundadır. Demokrasinin temel kuralı muhalefetten başlar. Temel ilke yani üç kuvvetin dışında basının olmasıdır ve muhalefetin olmasıdır. Eğer bu yoksa zaten bir ülkede demokrasiden söz edemezsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyguladığı politikalarla, yaptıklarıyla bugün uzunca bir süredir iktidara gelemeyecek, gelmemesi, yeteri kadar güçlü bir şekilde muhalefet edilmediği yöndeki eleştirilerde bazı konularda bence partinin de ciddi bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum. Referandumdan sonra ama belki siyaset bu, yeniden bunu, yapılanabilir. Bunu yani. Bir CHP'nin parti meclis üyesinin karşısında söylüyorum. O evet. Şahsi eleştirilerimi yapabilirim ama evet. Yani konu o değil tabii ki. Tabii ki. Ama yani mesela zaten muhalefet partisi olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi de bugün MHP biraz zayıfladı bu konuda. Cumhuriyet Halk Partisi tek kalmış gibi görülüyor muhalefette. Bence daha sıkı çalışmalısınız evet. Sayın Öztunç. Şimdi Zübeyir iyi bir yerden aldı getirdi. Evet. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir beklenti ve umudunu da tazeledi. Onu da söylemek lazım. Yalnız Sayın Öztunç bu özellikle bu demin de söyledim Sayın Zübeyir Kındıra'ya bu Vatan Partisi liderinin bu yani gerçekten akla hayale sığmayacak kafasında sürekli bir senaryoyla gezmesi ve AKP ile bu kadar sıkı fıkı olması ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oradan taş atmaya başlaması, hayır bloğunu çatlatmaya çalışıyor gibi bir hemen, yapı var. Öncelikle bunu nasıl biliyorsun? Tabii ikincisi ki. CHP ile ilgili neler söyleyeceksin? Hemen söyleyeyim. Bakın bir defa Sayın Doğu Perinçek Vatan Partisi'nin genel başkanı bildiğim kadarıyla benim onunla ilgili burada bir başka partiyle ilgili bir takım değerlendirme yapmam yanlış olur. Ama şunu söyleyebilirim. Ben o programı izledim. Sayın Perinçek Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili bir takım ithamlarda bulundu. Asılsız, gerçekten ciddiye alınmayacak ithamlar. Ben hemen şu gözümün önüne geldi. Yıllardır Türkiye'de Türk siyasetinde kime sorsanız komplo teorisyeni kimdir, komplo teorilerini kim yapar deseniz verilecek cevap şudur. Doğu Perinçek yapar. Komplo teorisi yapıyor, komplo teorileri kuruyor ve ona da inanıyor. İşin tuhaf tarafı bu. Buna da inanıyor. Yani kendisi o teoriye inanıyor. Oysa hiçbir şekilde geçerli yoktur. Türk solunun geçmişteki eski tüfeklerine, liderlerine sorun. Sayın Perinçek'e anlatır. Sayın Perinçek'in geçmişteki davranışlarını da çok iyi biliyoruz. Beka Vadisi'ne gitmesini de çok iyi biliyoruz. Gazeteciydim gittim falan bunları geçsinler. Onlar hikaye şeylerdir. Şimdi çıkıp da bir takım teorileri gerçekmiş gibi söylüyor. Mesela bir iddia var. Sayın Doğu Perinçek'in Sayın Erdoğan tarafından cezaevinden çıkartıldığı yönünde. O zaman ben de bunu mu söyleyeyim yani? Bu iddiayı mı teori gibi sunalım ya da bu iddiayı doğru gibi mi söylememiz gerekiyor? Ben Sayın Perinçek'in o sözlerinin aslında amacını aştığını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince şöyle bir algı yaratılıyor. Zübeyir Bey'in az önce söylediği iki temel şey var. Bir, hayırlar önde çıkacak ama evet kazanacak dedi. Bu bir algı. AKP'nin yaratmak istediği bir algı. Seçmene diyor ki sen istediğin kadar sandığa git. Hayır seçmenine, hayır vermeyi düşünen seçmene. Sen istediğin kadar sandığa git, evet çıkacak. Hayır oyu kullanacakların sandığa gitmemesi için bilinçli olarak çıkartılan, üretilen bir kampanya bu. Böyle bir algı yaratılmak isteniyor ki hayır cephesi sandığa gitmesin. Ya ne olursa olsun zaten adamlar sonuçta kazanacaklar. Zaten evet çıkacak algısının bir devamı için bu çıkartılıyor. Ben buna hiçbir şekilde katılmıyorum. Ben son 1 Kasım seçimlerinde milletvekili adayıydım. Kahramanmaraş'ta. Bakın çok basit. Islak imzalı belgeleri alırsınız. Her sandık başına ben bütün yurttaşlarımıza buradan söylüyorum. Hayır oyunu verdikten sonra sandıktan ayrılmasınlar. Sandıkta bekleyecekler. Şüphesiz bizim partimizin görevlileri, müşahitleri, sandık görevlileri, sandık başkanları olacak. Biz o ıslak imzalı belgeleri alacağız. Teker teker oylar sayılırken de alacağız. Sayıldıktan sonra tutanak da hazırlanacak. O tutanakta rakamlar doğru yazıldıktan sonra ıslak imzalı o evrakları alacağız. Bütün parti örgütlerimize götüreceğiz ve birebir çek edeceğiz bunu. %80-88 oranındaydı son seçimlerdeki bizim bunu çek etme başarımız. Yani onda hiç şüphe yok. Bu bir algı yaratma çabasıdır. Asla böyle bir şey olamaz. Yurttaşlarımız, seçmenlerimiz sandığa gidecekler. Oylarını versinler. Emin olsunlar o oylara sahiplenmek bizim görevimiz. Ama kendiler de sandığın başında beklemeye devam etsinler. Çünkü bir vatandaşlık görevidir aynı zamanda. Peki, bu. Peki bir şey söyleyeyim. CHP'ye abi, gelince. Hani bir dakika dur. Burada bir soru sorayım sonra devam edeyim CHP'ye. Bugünkü ortama baktığında yargının ne kadar taraf olduğuna, yargının ne kadar iktidarın emrine, yörüngüsüne girdiğine. Evet. Bugünkü YSK'nın sen bu seçimlerde
tamamen tarafsız davranacağına ve sessiz denen sistemde hiçbir oylar üzerinde manipüle olmayacağına ya da sandıklarda hile karıştırılmayacağına yapmak, inanabiliyor yapmak musun? Yapmak isteyebilirler. Heh. Ama bakın bu söylem, yani bu yaratılmak istenen bu algı, bu ifadelerin tamamı hayırcı seçmenin sandığa gitmemesine yönelik bu. Onlar bunu yapmak isteyecekler. Ama biz diyoruz bir girişim olacak. Şüphesiz yaparlar. Yani. Bunlar her şeyi yaparlar. Ankara Büyükşehir seçimlerinde hatırlar. Bunlardan her şeyi bekliyoruz biz. Ama biz o oyumuzu kullandığımız gibi sandığın başında da bekleyeceğiz. İlçe seçim kurullarında da bekleyeceğiz. Her ilçe seçim kurulunda bizim özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevli avukatları var arkadaşlar. Görevlendirilmiş oraya girme yetkisine sahip avukatlarımız var. Ve başında durma, o sayımı birebir kontrol etme yetkisine sahip avukatlar var. İl seçim kurulunda da aynı şey yapılacak. Bu algıyı yaratmak istiyorlar ama asla ve asla seçmenlerimiz, yurttaşlarımız şüphelenmesinler, şüphe duymasınlar ki o oylara teker teker sahip çıkılacak. Çünkü bir oy namustur. İnsan namusuna sahip çıkacak. Vatandaşın oyuna sahip çıkacak bir Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne biz de teşekkür ederiz tabii ki. Yani çıkacağımıza emin olun. Geçmişte çıktık da zaten. CHP'yle ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar söylediği her şey doğru çıkmıştır. Bunu herkes kabul ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi öz eleştiri yapmalı mı? Tabii ki yapmalı. Herkes öz eleştiri yapmalı. Hepimiz bireysel anlamda yıllardır gazetecilik yapıyoruz. Meslek hayatımızda yapmıyor muyuz öz eleştiri zaman zaman? Yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi de yapmalı. Ama bugün bunun günü ve zamanı değil değerli arkadaşlar. Bu da bir başka algı yaratma şeklidir işte. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, kalemşörlerinin, tetikçilerinin, aktrollerin hepsi bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Ya CHP'de ciddi muhalefet yapamıyor, ciddi muhalefet partisi değil. Vatandaşa şu algı verilecek, kafasına şu sokulacak. Ya işte ben buraya evet vermeyeyim de CHP'ye mi diyeyim yani, ne olacak, nasıl olacak? Yani hayır bloğunu çatlatmaya yönelik. Tabii çatlatmak amaçlı bir başka çeşit algı zaten, bakın bu yandaş gazetelere, aktrollere bunları öne sürüyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir tweet gördüm ben. İşte evet oyları hayır da çıksa evet çıkacak diye. Biraz bakıyorsun 40 tweet aşağısına iniyorsun adamın attığı tweetlere. Bir bakıyorsun adam evetçi zaten. Adam zaten aktrol yani. Bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. CHP ile ilgili de tabii ki öz eleştiri olabilir. Biz öz eleştiri yaparız. Yapıyoruz da parti meclis toplantılarımızda. Her birimiz bireysel anlamda da yapıyoruz. Ama bugün bunu tartışmanın zamanı ve günü değildir. Evet. Bugün biz başka şeyler konuşmak ben zorundayız. Ben böyle bir tartışma açmak istemedim konu, zaten. O başka bir şey. Ben birkaç konuda daha vardı istersen. Çok kısa hocam. Zaten hocama bir döneyim de. Şeyle ilgili. Yani hocamın söylemi çok güzeldi anayasa değişikliğiyle ilgili. Evet gerçekten ben ciddi bilinçlendim bunda. Ama zaman yine aynı zaman değil. Niye? Zaman kalmadı. 50 gün var burada. Vatandaşa gidip akademik olarak anlattığımız takdirde burada ikna olma şansı söylemiyorum. Hele ben başka bir kendi açımızdan söylüyorum ben. O zaman bir yanlış algılamayın. Kendi açımızdan izin verirseniz hocam. Siz eğer öyle algıladıysanız yanlış. Ben vatandaşın yurttaş bilinciyle temel hak ve özgürlüklerine sahip çıkacağını, bağımsızlığına sahip çıkacağı düşüncesiyle söylüyorum bunu. Ha buna inanıyorsunuz siz. Eğer bakın şimdi bir birey etnik ve dinsel kimliğinin ötesinde, hı hı, sadece bireysel kendi çıkarları için oy verdiğinde zaten bundan aksini düşünmek abes de iştigal. Ben şunu ben akademik olarak anlatılması anlamında anladım, söylemiyorum. Şunu anlatmak istiyorum. O zaman ben yanlış anlamışım. Yok estağfurullah. Siz öyle algıladıysanız sayın seyircilerimiz de öyle algılayabilirler. Bu anlamda onun için düzeltmek için söylüyorum. Biz şöyle bir kampanya yürütüyoruz. Ben kendi adıma bakın 5 il gezdim son 12-13 gün içerisinde. Maraş'ta gitmediğim ilçe kalmadı. Kapı kapı geziyoruz. Gittiğimiz yerlerde işte parlamenter rejim, parlamenter sistem sevgili Fatih. Bu şekilde anlattığınız zaman vatandaş gerçekten bakıyor. Ve insanlar şunu söylüyorlar. Biz neyin değişeceğini, neyin değiştiğini anlamadık arkadaş. İşte ben de onun için nedir söylüyorum bu konu diyorlar. Samimiyetimle söylüyorum. Bunu bize soruyorlar insanlar. Daha çok gezmek lazım. Daha çok gezmek lazım. Medyayı kullanamıyorsun. Tabii kullanamıyoruz. Halk TV dışında kullanabileceğin hiçbir televizyon yok. Hiçbir yer yok. Bir tek burası herkese açık. İşte ona nasıl anlatıyoruz biliyor musunuz? Diyoruz ki bak kardeşim bir apartman düşün. Apartmanın yöneticisi olmak isteyen birisi var. Geliyor diyor ki ben bu apartmanı boyayacağım. Badanasını yapacağım, kapısını yenileyeceğim, asansörünü yapacağım, kapı kolunu altından yapacağım ama dairenin tapusunu bana vereceksin diyor. Dairenin tapusunu verir misin kardeşim diye sorduğunda vatandaş hayır niye vereyim dairemin tapusunu diyor. Memleketin tapusunu vermektir işte bu. Dairenin tapusunu vermekle memleketin tapusunu vermektir bu. Ya da bir başka örnek. Beşiktaş ya da Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Maçın hakemi aynı zamanda Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman ya da Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım olur mu? Olmaz. Tarafsız olmaz. Şaibeli olur. Beşiktaş kazansa da şikeli olur, şaibeli olur. Fenerbahçe kazansa da aynı şekilde olur. Ne yapmak gerekiyor? Hakemle
başkanı aynı insan olmaması gerekiyor. Sayın Baykal'ın, yani Cumhurbaşkanıyla Sayın Baykal'ın ifadesiyle tapunuzu kaptırmamanız gerekiyor. O Demirel'e yakın söylüyor. Tapunuzu kaptırmayın diyor. Biz bunları bu şekilde vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Cidden gördüğüm tablo şu. Evet. Bakın Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bursa'da ve Osmaniye'de onu özellikle anlatabilirim. Devlet Bey'in köyüne gittim arkadaşlar. Bakın ilçesine ve köyüne gittim. Edindiğim izlenim şu. Vatandaşın bir kısmı hala anlayabilmiş değil neyin değiştiğini, neyin geleceğini. Anlamış olanlar da ciddi bir hayır kitlesi var. Bu mantıktan dolayı hayır diyor insanlar. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının öyle 60-70 değil %90-95'i Saadet Partisi'nin hakeza öyle, Büyük Birlik Partisi'nin hakeza öyle hayır dediğini birebir gördüm. Nerede? İlçelere gittiğimizde bizi karşılıyorlar. Beni hem Elbistan'da olsun hem diğer ilçelerde. Ama yine de anlatmak lazım, çalışmak lazım. Bir rehavet zamanı tabii, değil değil ama mi? Ama en önemlisi Adalet'le Kalkınma Partisi seçmeninin %15 ile 20 arası bu kadar da olmaz ya diyorlar. Daha ne olacak diyorlar. Adıyaman'da bir dükkana girdik. 5-6 milletvekili arkadaşımız vardı. Bir başı kapalı bir ablamız, yanında da eşi vardı. Anlatmaya başladık. Dedi ki bir dakika, ben AK Partiliyim dedi. Hep AK Parti'ye oy verdim. Vermeye de devam ederim dedi. Yarın bir gün seçim olsun, milletvekili seçimi. Yerel seçim olsun yine veririm. Ama burada hayır oy kullanacağım dedi. Anlayabilmek için sordum. Hangi gerekçen var abla? Niye hayır kullanıyorsun? Biz de öğrenelim dedim. Daha ne istiyorlar dedi. Bu kadarı fazla dedi. Bir yerde durmak gerekir dedi. Şimdi bakın AKP tabanında da bu algı oluşmuş durumda. %15-20 oranında. Daha ne istiyor? Ne istedi de alamadı. 18. 15 yıldır. Ankette 18. 18 mi? Güzel. 15 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi hangi kanunu çıkartmak istedi de çıkartamadı. Tek bir örnek verirsin. Hangi kanun çıkartılmak istendi? Çıkartılamadı. Tüm kanunları çıkarttılar. Başbakan oldunuz, Cumhurbaşkanı oldunuz, öncesinde belediye başkanı oldunuz. Nasıl? Demokrasi sayesinde. O demokrasi sayesinde Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığına kadar yükseldi. Demokrasi olmasaydı Sayın Erdoğan muhtemelen Rize'de yaşayacaktı. Babası balıkçı olacaktı, kendisi esnaflık yapacaktı. Oldu. Tabii evet. Öyle olacaktı arkadaşlar. Demokrasi olmasa ben gazetecilik yapamazdım, bürokraside görev alamazdım, sen olamazdın. Demokrasiye borçlusun ama demokrasiyi yıkmaya çalışıyorsun. Cumhuriyete borçlu. Bu milletin, yani. Cumhuriyete borçlu aynı zamanda. Bu milletin bir sağduyusu var. Ben bunu gördüm alanlarda ve bundan sonraki süreçlere devam edeceğiz. Çarşamba gününe itibaren ben yine kendi seçim bölgemde bu süreci yürüteceğim. Göreceksiniz çok farklı bir hava var ve çok farklı sonuçlar çıkacak. Bunu da görüyorlar. O yüzden ağız değiştirmeye başladılar. Evet, evet çıkan da bizim, hayır çıkan da bizim demeye başladılar. Önce hayra terörist diyorlardı. Bir yandan da silahın kabzası. Onun için de korku gösteriyorlar. Tabii. Senin dediğin gibi oluyor. Yani. Evet. Hocam sizin de çok kısa bir süremiz kaldı da bir son beşer dakika vereceğim zaten rahat konuşuruz orada da. Bugünkü bulunduğumuz konumu çok kısa tarif eder misiniz bize? Hangi noktadayız şu an referandumla ilgili kalan? Bakın Sayın Öztunç demokrasi diye ifade ettikleri cumhuriyetimiz. Evet. Biz bu cumhuriyeti kolay kazanmadık. Fakat inanın bana herhalde üniversitelerde siyaset biliminin birinci sınıfını okuyan insanlara şunu öğretiyorlar. Bırakın üniversiteyi ilkokul birinci sınıfta beşinci sınıfa kadar. Şu değer verilir. Demokratik bir hukuk devletinde. Eğer bütün yetkiler bir kişide toplanmışsa orada mutlak monarşi vardır. Eğer bütün yetkiler bir kişide toplanmamış ve denetim mekanizması varsa orada cumhuriyet vardır. Biz şu anda demin o AKP'nin seçmeni olduğunu ifade etmekle beraber hayır oyunu vereceğini söyleyen yurttaşımız demek ki bu bilinçte hareket ediyor. Evet. Ben bu anlamda demokratik olarak bir siyasi partinin ideolojisini kabul edebilirim. Ancak mutlak monarşiye geçmek istemiyorum, cumhuriyetimi korumak istiyorum diyebilir. Burada bir nokta koyalım. Bir araya gideceğiz. Aradan sonra tekrar son bir turumuz var. Bir arada tekrar konuşuruz. Az sonra tekrar görüşmek üzere.